Ya bu adam hiç mi hissettiremedi sana? Bir insanı deneme tahtasına çevirerek işte güvenmiyorum. Bir bana şey karşı söyleyeceğim. Duygularına. Güvenmiyorsun, istemiyorsun da o altınları niye aldın? Altını niye aldın? Yüzüğü niye aldın Mehtap? Altınları al, yüzüğü al, gelen hediyeleri al ama istemiyorum Berker seni. Ay Berker, öf Berker. Ne güzelmiş ya. Ay ne kadar olgun beyin bir adam ya. Beyin ne güzel çalışıyor ya Mehtap. Valla harikasın Berker yani. Berker ne kadar olgun bir adam ya. Hiç ego yapmadı, hiç onu kırmadı, incitmedi. Ne dediyse sineye çekti. Eğer bu adam samimiyetsiz olsaydı çirkinleşirdi. Çünkü her erkek çirkinleşir. O adam sevdiği için, değer verdiği için çirkinleşmedi. Doğru mu? Tabii ki de öyle ya. Ya. Mehtap gibi bir kadına lanet çirkinleşmeyen olsun bir adam kimseye senin çirkinleşmez. Senin gibi insana değer verdiğim için, kendimi bu duruma soktuğum için yazıklar olsun, lanet olsun derdi en azından. Adam bunu bile söylemedi. Yazık ya. Mehtap, bu konuşmadan haberin var mıydı? Hayır, haberim yoktu, fakat Gamze orada o kadar çok yanılıyor ki, Göktürk yani. Bu söylediği kelimelerin hepsini Berker bana kullandı ki zaten. Ne zaman? Yani kullandı? Yazıklar olsun, sana yaptığıma değmezmiş. Hiç öyle bir şey demedim. Keşke bunları hiçbir ayarlamasaydım şey dedin. Hiç merdivenden çıkarken şey dedim. Hak etmiyorsun zaman dedim. Her şeyi bak, söyledin ki. Bak, sonradan çıkıyor işte. Karaman'ın koyunu sonra çıkacak o zaman. Bak Mehtap, ben sana dedim ki hatayı ne yapmasaydın dedim. Dedim. Hak ettiğinin altını alırsın dedim. Ben sana söyledim. Yazıklar olsun. Hak ettiğini bu yaşarsın demedim. Hak ettiğini dedi. Yaşarsın dedim. Ben sana yazıklar olsun. Ben de orada bir maddi boyut ya da hediyeler aldı ya da şu, öyle bir şey hissetmedim. Hak ettiğini yaşar. Hayır. Dedim. O merdivende onu söyledi. Şurada kırmızı koltukta arada kesmişler. Kırmızı koltukta söyledi bu kelimelerin hepsini. Ne dedi? Yani keşke yapmasaydım, hak etmiyordum falan dedi. Bunu maddiyatla mı ilişkilendirdin sen? Hayır, maddiyatla değilse abla. Tabii ki. Jestlerle. Bu maddiyat, jest sonuçta yaptığı bir şey için konuştuğu kelimeler bunlar. Ben Seda, yaptığım şeylerin bahsini etmem. Maddiyat olarak ya da şey olarak bak, görmedim hiçbir zaman. Yaptığım şeylerin bahsini etmem, hiçbir zaman da etmedim. Hiçbir zaman. Hak etmiyorsun dedin ya belki. Biz dışarıda içeride bu adama diyoruz şakalasın. Onunla da ben konuştum, falan, benden daha mı iyi bileceksin? Altınlarını falan geri al dediğimiz zaman yok ya ben öyle bir şey yapmam diyen bir adam bu, anladın mı? Bir şey söyleyeceğim. Hak etmiyorsun demek zaten iki Gamze'nin konuşmasının içeriği demek değil ki. Adam hani orada yaptıklarının karşılığında bir oyun, bir şakayla karşılaşınca hak etmemişsin diyebilir bu. Benim sana verdiklerimi hak etmemişsin maalesef. Tabii ki abla, Berker'in ağır başlılığından bahsediyorlar ama tabii ki ağır bir şekilde aynı kelimeleri kullandı. Bunu farklı bir üslupla söylemedi sadece. Hiç Berker'e bize öyle dedi ki Seda Hanım. Bir dakika, erkekleri ben dinleyeyim. Cevap veriyorum. Gamze'lerin üslubu bozuk olduğu için bozuk üslupla bekliyorlar. Git altınlarını al dedik. Berker dedi kelime şu. Benim işim olmaz. Onunla konuşmam da. Onunla olan hiçbir şey de istemem. Asla dedim ki sen alma dedim. Biz makasını dedik ki Semih'le. Biz alalım dedim. Sen almasın şey almam. Biz kendimizi alalım dedik. Dedi ki asla dedi siz de öyle bir şey yapmayın. Öyle sen aldıklarını konuya da, için buradan. Konuya da girmeyin aynı dedi. Aynı şeyi ondan da bekliyorsun. Konuya da girmeyin de öyle dedi. Demişti Mehtap. Hediye değil şey orada mevzu. Diyor. Onlar bak. Götürdün ya. Şimdi iki Gamze'nin muhabbeti maddiyat üzerine dönüyor orada daha çok. Farkında mısın? Hayır. Yok, beşi ben bir yerdeler altınları almayı biliyordu demek maddiyat yani benim Türkçemde. Zorla geriye verdi altınları. Yani altınları aldım ki. Çocuk verdim zorla bıraktı ki. Almadım. Çocuk ETR'de de aldın diyordun Gamze. Şimdi nasıl verdin diyorsun? Almam. Bilmiyorum verdin mi vermediğini bilmiyorum. Vermediysen de vermemişsin ben, zaten. Ben geri aldım. Teklif etti mi etmez önemli. En başında hatırlarsanız etti, vermek istedi. İlk başta vermek istedi. Sonrasında etti mi teklif bu olaylar olduğu zaman, Berker onu istemediği zaman? Etmiş mi? Onu ya, soralım. Dün oldu olay, bugün buraya geldik. Gece yarısı ikide çıktık be. Ya tamam canım, şu maddiyat konusunda ya başlayacağım ha. İnanın Seda. Bir adamsın, kendi getirdin, gülleri aldın götürdün ya. Kim açtı? Dışarıdan prodüksiyonun verdiği ayıcıya getirdin. Sen tabii. Ben gözümün mi? Önünde arabaya koydun götürdün ya. Altınlar nerede söyler misin? Burada mı, altınlar evine mi götürdün? Cüzdanda, evde ya arabanda işte, şu an kapıda. Bence daha ya şu, bir dakika, geri bir dakika, dedi. Bir dakika, şu altın zorunu. Şu altın muhabbeti var. Parayı bu kadar değerli kılanmış. Bir altın konusunun sağlıklı da Berker değil. Yani ben bir erkekte hatta takdir ettim. Al çöpe at dedi. İstiyorsan dedi. Attı da yüzüğü. Ben bir şey dedim. Ney? Yüzüğü attı. Ben atmadım. Attım sana. Alaydı sonra. Ben aldım sonra. Ha. Sen alırsın zaten. Neyse. Şimdi orada aslında o yorumu maddiyata dökenler Gamze'ler. Çünkü Berker öyle bir maddiyat bir şey istemedi. Beklemedi. Benim de algılarım demek ki Berker'in bana söylediği kelimelere açıkmış. Yani orada verdiği maddi şeylere açık değilmiş ki benim dikkatimi konuşmada o çekti. Gamze'lere gelince, Gamze'ler burada üslubu bozuk bir şekilde insanlarla muhatap oldukları için Berker'den de üslubu bozuk bir şekilde bunları söylemesini bekliyorlardı. Oysa ki şurada kırmızı koltukta giderken de bu kelimelerin çoğunu ben duydum. Seda Hanım, Mehtap olmaz bir kadın. Hayır, altınları almayacağını biliyordu zaten Berker'in. Ben istersem iftira atabilirim diyordu. Daha düne kadar
ben eğer istersem iftira atabilirim diyen bir kadın. Keşke yapmasaydım diyen bir adam mı savunuyorsun bak, ben sen ya? Sana şu an iftira atıyor mu? Sen doğru konuşsaydın evet haklısın derim. Evet yaptım derim. Söylediklerimde çekinmem ya zaten. Yukarı, ama yalan konuşuyorsun. Bak yalan konuşuyorsun. Ben sana hiçbir zaman şöylesin böylesin tarzında konuşmalar yapmadım. Yapmam da. Berker ama, bana baksana. Ama sen bak sana söylediğim tek cümle. Sana söylediğim tek cümle. Bana ne yaşattıysan hak ettiğini yaşa. Acıysa acıyı yaşa, iyiyse iyi yaşa. Vallahi çok fena acı acı yaşıyorum şu an ama tatlı geliyor. Neden bilmiyorum. Ya şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Farz edin bu evin dört bir yanında kamera yok. Farz edin biz istersek onun hepsini çıkaramayız o görüntüleri ki çıkarabiliriz. Böyle bir şey var mı yok mu? Berker isterse de buluruz. Tabii ki. Berker maddiyatın meclisini ağzına almış mı? Bunların hiçbirinin olmadığını farz edin. Sokakta böyle bir iddia var. Berker'in hani o altınları gelir gelmez ya hiçbir şey olmasa da aramızda istemiyorum. O benim yol yordam hani bilmiyorum beşi bir yerden anlamında bilmiyorum. Hediye almak da iyi değilim içimden geldi. Hani sana açılırken bununla geldim. Geri de istemiyorum istersen çöpe at demesi. Yüzük için aynı şey yapması peşinden kutuyla üç kere gelmesi. Böyle bir adamın siz inanıyor musunuz bunları geri isteyeceğine ve bunları konu edeceğine? Mektup istemiyorsa ortaya bir yere bıraksın yani. Niye kendi alıyor? Ya hayır bırakmasın ya bırakmasın. Niye bırakacak ya? Ben istemem. Ben sevmem öyle şeyleri ya. Bir insana hediye alıyorsan o insan da kalır. Kalır. Kalmaya da bilir. Kadının kibarı da Mehtap'ın yaptığı gibi geri götürür. Erkek derse eğer ben sana aldım gönlümden koptu ne yaparsan yap. Kadın da ne yaparsa yapar. Öyle i̇ster dedi. Atar, ister bırakır. Şey ya da boynuna takar. Ümit Hanım, şu soruyu alır. Sormak istiyorum. Madem ki sana Berker burada bu kelimeleri söyledi yüzüne karşı acı acı. Neden bugün sen kalkıp da gururuna yakışır bir şekilde o şeyleri alıp getirip buraya sen bana bu kelimeleri söyledin ama al bunları ister al ister alma deyip masaya koymadın. Neden? Seninle muhatap olmadığım için sorunun cevabını alabilir miyim? Neden? Madem Berker bana söyledi cevabını. Bitti mi sorun? Berker'in hiçbir zaman maddiyat konusunda hakkını yiyemem. Bu konuda benim başıma hiçbir şey kalkmadı. Sadece yaptığı şeyleri ben manevi olarak görüyorum. Söylediği kelimeler bana ağır geldi. Verilen hediye maddi manevi ne olursa olsun üzerine laf edildiğinde zaten benim ağrıma gider. Ama verdiği hediyeler üzerine hiçbir şekilde bir şey söylemedi. Sadece yaptıklarımın hiçbirini hak etmiyormuşsun. Ben maddiyattan vurmuyorum. Şu an benim söylediğim şeyler maneviyatla alakalı. Benim ağrımda maneviyattan tarafı. Anladınız mı? Ben bu taraftan anlıyorum. Siz maddiyattan anlıyorsunuz. Ben maneviyattan anlıyorum. Siz maddiyattan anlıyorsunuz. Direkt sen maddiyat dedin burada. Hiç de demedim. Gamzeler maddiyattan demiş. Artık zaten izleyicilerimiz de izledi. Anladın mı? Mehtap diyor. Orada altınlardan bahsediliyor, maddiyattan bahsediliyor. Farklı cevap veriyorsun diyor. Siz demediniz mi? Evet, gamzeler direkt maddiyattan konuşuyor. Ben de diyorum ki ben anlamadım. Şey benim kırıldığım nokta farklı bir nokta diyorum. İstemeyen kadın her türlü alır onu o masaya bırakır hiç bakmaz. Evine falan da götürmez ya bu, yani. Bir dakika, çocuğa arkadaşlar, bakın, bu ya altınlar bir dakika Berker. Tamam bir dakika. İftiranın karşısında da gelip sen böyle konuşuyorsun ben sana da hayret ediyorum. Hayır bir dakika ne konuşuyorum? Ne abi konuşuyorum? İftira atmış sana. Söylüyorum az zaten. Az önce diyor ki Berker bunların hepsini benim yüzüme karşı söyledi diyor. Söyle. Ama sen hiçbir şey söylemiyorsun. Söylemedim sabahtan beri onu söylüyorum. Sabahtan beri söylüyorum Gökhan. Zaten bu yorumu yapanlar gamzelerdi. Bir tanesi burada. Son sözü söylemek istiyor musun? Var mı bir cümlen? Söylediğim gibi ya şunu söylemek istiyorum. Mehtap kendi oyun oynayacağı birini buldu. Gayet şovunu yapıyor şu an. Evet. Gayet ne iyi kullanıyor çocuğu. Ne şovu bu? Adını koy hadi. Ne? Rating, ne bu? Reality mi? Ne? Çocuk para muhabbetini yapar. Gamzeler ben asla Berker yapmadım. Kimse oyun oynayamaz. Oyun yapan yani. Kendi oyununa düşer zaten. Bu hafta içi olduğu gibi. Peki. Sen yeter ki sen...